Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğinde Türk Arap İlişkileri Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ana temalı 4. Uluslararası Orta Doğu Kongresi'nin açılış resepsiyonu gerçekleştirildi. Antakya'da bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona Hatay Valisi Ercan Topaca, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya, Vali Yardımcıları İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Şensoy, diplomatlar, büyükelçiler, uzmanlar, bilim insanları ve gazeteciler katıldı. Resepsiyonda konuşan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, bölgenin bir türbülans içinden geçtiğini ve Hatay'ın da bu türbülansın içinde olduğunu ifade etti. Bölgemizin tarihsel türbülansından geçiyoruz. Ve Hatay'da bu türbülansın tam merkezinde olmasına rağmen hem kendi başarı hikayesini devam ettiriyor hem de bölgenin sorunları için biz yer alıyoruz. Türkiye'nin ilk 10 büyük ekonomisinden birisi Türkiye, il olarak Hatay. İlin nüfusuna yakın sayıda da Suriyeli mülteciye de ev sahipliği yapıyor. İnşallah bu türbülansın şiddeti azalıyor ve istikrarla birlikte Hatay'da bu yaptığı tüm fedakarlıkların karşılığını görmeye başlayacak. Bugün ve geleceği nasıl yöneteceğimiz konusunda bu akademik platformu önemli bir işlem gördüğü ve göreceği kanaatindeyim. Sizi öldürmeyen şey daha güçlü yapar. Hep birlikte çok daha güçlü olacağız. Hatay Valisi Ercan Topaca resepsiyonda yaptığı konuşmada Orta Doğu'da yaşanan kaos ortamına değindi. Aslında Orta Doğu dediğimiz coğrafya birçok özellikleri aynı olan insanların, devletlerin, toplumların bulunduğu bir coğrafya. Ancak uzunca bir süredir birçok huzursuzluğun, çatışmaların olduğu da bir coğrafya. Orta Doğu'da yaşanan kaos ortamından etkilenen illerin başında Hatay'ın geldiğini belirten Vali Topaca, Hatay'da 409 bin Suriyelinin yaşadığını ifade etti. Biz bu çatışmalardan en çok etkilenen kentlerin başında geliyoruz. Ülke olarak da, Türkiye olarak da etkileniyoruz. Şu an itibariyle Hatay ilimizde 409 bin Suriyeli misafirimiz var. Tabii biz onları ülkemizde bu sıkıntılı dönemde misafir etmekten, onlara yardımcı olmaktan, onlarla ekmeğimizi, suyumuzu, toprağımızı, havamızı paylaşmaktan memnunuz. Konuşmasının devamında Hatay'ın dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunun altını çizen Vali Topaca, her inançtan insanın olduğu Hatay'ın bu yönüyle hoşgörü şehri olarak ön plana çıktığını söyledi. Hatay dünyanın en eski yerleşim yerlerinden, en eski şehirlerden birisi. Dünyada hayatın var olduğu andan itibaren insanların yaşadığı bir yer. Dolayısıyla burada her inançtan, her kültürden, her ırktan, her renkten insan var. Bunları özümsemiş bir kent. Adı da hoşgörü şehri olarak önden taşıyor. Bu şehirde hiç kimse derisinin renginden, dininden, mezhebinden veya ait olduğu milletten dolayı yadırganmaz ve kınanmaz. 4. Uluslararası Orta Doğu Kongresi, Orta Doğu'da Türkiye ve Arap ülkeleri arasında değişen güvenlik, savunma ve güç parametrelerini sağlıklı yönetme, karşılıklı derinleştirme konusunda ortak bilinç oluşturulması yönünde katkı sağlamayı amaçlıyor.